hepinize selamlar benim güzel takipçilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben bomba gibiyim kardeşlerim. Bugün Sirkeci'deyim ve Sirkeci'de bir günde ne yenir sizlere onu göstereceğim. Bildiğim mekanlar var ve yeni tecrübe edeceğim mekanlar var. Gördüğünüz gibi burayı ne curcuna. Hiçbir yere ayrılmayın. Haydi başlayalım. Şimdi Sirkeci ciğercisi ve tostçusundayım arkadaşlar. Burası böyle 10-12 yıllık bir mekan. Şimdi direkt burada tostla başlayacağım. Bazlamaya böyle özel kendi kapkarışık tostları varmış. Ve 12'den sonra da saat 12'den sonra da ciğer, işte pilav, kavurma falan çıkıyor arkadaşlar. Zaten onları da size göstereceğiz. Ama burada şimdi bir tane kapkarışık tostları varmış. Onu söyleyelim. Bir de kardeşlerim dayanamadım. Gelmişken ciğer yemeden de olmaz dedim. Diyor ki menemenimiz de çok iyi. Dedim her şeyi burada bitiremeyiz. Beyefendi dedim her şeyi burada bitiremeyiz. Tostumuzu söyledik. Ciğerimiz de söyledik. Onlar gelince ben de buradayım kardeşlerim. Arkadaşlar geldi. Şovlar geldi. Ben müsaadenizle şöyle bir kardeşim menemenden hemen Fırat Sobutay geleneksel atış taktikleriyle. Bak attım da buradasını iyi. Bak kaşarlı. Dedi ki size menemen de yaptırdım dedi. Vallahi biz söylemedik. Ver kral ver alırız çay. Eyvallah. Şimdi asıl tostumuz geldi. Bu tostuna da kapkarışık bazlamaya yapıyorlar hepsine. Beyefendi sucuğu kendileri, ötürlerini kendileri yaptığını söylediler. Ve bu tosta direkt belli oluyor. Tosta sucuk, kaşar, sos var, kekik var. Başka et falan şey yok. Tamam. Çünkü o sosa, bak sos var tamam mı? Sosa baharatı pek koymamış. Neyi koymuş biliyor musunuz arkadaşlar? Dıştan eklemiş. Ben bu tostu ne yaparım biliyor musun? Menemeni de bana alayım. Bak gel. Şuradan bir delik açacaksın. Pipeti buraya koyacaksın. Şu suyu var ya şunu. Buradan böyle diye içeceğim vallahi. Tabak herkese mi böyle peki? Böyle tabakta mı sunuyorsun? Zamanla ilgili bir sorun yoksa böyle veriyorum ama zaman kısıtlıysa plastik tabaklarda bir atıyorum. Tamam. Eğer böyle çok yoğun olmayan bir saatse sunumlar. Bu şekilde eğer yoğun bir saatteyse plastik tabaklarda sunum gerçekleştiriyorlarmış kardeşim. Hani ola ki bunu sorma sebebim işte buydu. Buraya geldiniz, uğradınız, merak ettiniz. Bu tabağı göremezseniz hani gönül koymayın diye. Ama lezzet aynı. Ya anlatsana. Sosumuz falan içine çok güzel yedirmişler. Ve midede yakmaz bu. Çift kaşarlı yapıyorlarmış tabii efendim. Onlar falan söyledi. Sucuğu zaten kendilerinin yaptığını söyledim. Ondan dolayı yakmaz. Peki bu kapkarışın fiyatı nedir? Şu anda 75 lira. Bunun? 75 lira. Ben onu söyleyecektim. Gerçekten 75 lira değil mi? Şaka gibi arkadaşlar. 75 liraya böyle bir tozu. Menemen ne kadar? Menemen de 75 lira. Kardeşlerim buraya geldin iki kişi. Bu tabağı söyledin. Yani benim gibi değilsen net doyarsın. Şimdi Ege Tay var mesela işte bizim Ege var. Ege de biraz çokluyor. Ege'li bizim için bunlar güzel altlık. Gerçekten 150 liraya İstanbul'da bu kadar lezzetli çeşit az bulursun, az yersin. Ben de ilk defa geldim bu arada buraya. Yeminim ne tanırım ne bilirim abi. Ben de neyse o. O zaman biz bunu açıklatalım da şöyle çok küçük bir ciğer de tadına bakalım ya. Çok küçük ciğerin de tadına bakalım. Kahvaltıda ciğer de akar kanka. Arnavutça bir akar. Gel sıra ye. Gel. Ben niye hepsini böyleyim be? Gerçekten fiyat beni şok etti. 75 TL'ye ben buna 120-130 arası fiyat bekliyordum. 120 ya da 130 lira fiyat çekerler diye bekledim. Ama 75 lira beni gerçekten şaşırttı kardeşlerim. Bura böyle küçücük 12-13 metrekare bir dükkan arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. O zaman bir ciğerden de böyle bir ufak tadına bakalım şimdi. Onu da yiyelim. Ciğer de 75 herhalde. Ciğer hala? Bizim ciğer 60 bence. Bence ciğer 60 ama geliyor mu? Geliyor mu? Ciğer geliyor mu? Ciğer gelecek mi? Kavurma ekmek böyle bak. Göster Ege. Göster koyarken. Aynen bu. 110 lira. Aa ciğer geldi. Ciğer ekmeğin fiyatı nedir? Yarımdan biraz küçük değil mi? Bunun da fiyatı 60. Normal böyle büyük baget ekmeklerle gösterdik. Bak şöyle gösterim içinde. Halepone var, soğan var, her şey var. Normalde yarım ekmeğe de 120 gram ürün veriyoruz. Eyvallah. Ciğer yiyebiliyor insanlar. Arkadaşlar. Yeminim çok yiyecek olmasam, çok gömüyor olmasam bunların hepsini böyle katlaya katlaya yerim. Ama şimdi Ege ile beraber gömeceğiz burayı.
Ardından hemen diğer mekanda görüşürüz. Fiyatları söyledik. Fiyatlar makul. Eğer yolunuz düşerse bakarsınız. Haydi diğer yere doğru geçelim. Şimdi kardeşlerim, kokoreç yemeğe, Kral Kokoreç'e geldim. Burası zaten çok bilinen ve eski yerlerden bir tanesi. 1986'dan beri kokoreç yapıyorlar. Ama kokoreç, bildiğimiz kokoreç de farklı ustaları kendi tarzlarında ürünler geliştirmiş arkadaşlar. İşte kokoreç dolma var, güveçte kokoreç var. Ve bu güveç, gerçi güveçte kokoreçi başka yapan yerler de vardı ama burası en meşhuru, en bilineni. Ve buraya ben de şu an ilk defa geliyorum. Normalde birçok böyle ünlü isimler falan Türkiye'de bayağı geliyorlar. Bayağı geliyorlar. Dediler ünlüler, ya dediler sen kokoreç oraya niye gitmiyorsun dedi Cem Yılmaz bizim. Ondan sonra dedim ki Cem'ciğim bir giderken insan haber verir. Asıl neye şaşırdım biliyor musunuz? Burası akşam 8.30 dedi mi kapanıyor. İlk defa 8.30'da kapanan bir kokoreççi gördüm ki kokoreççiler genellikle işlerini gece yaparlar ve gece kazanç sağlarlar. Arkada bir şey yanıyor değil mi Ege? Alevi şuradan gördüm ha. Mekke'den gördüm. Les'ten alev attı arkada. Ege'nin gözünü de öyle görünce yanmadık ama Allah'tan. Orada ocakmış. Vallahi siparişler verdi. Söyledik bir tane böyle dolma onların meşhurundan. Ardından bir de güvet söyledik. Onlar gelince ben de buradayım kardeşlerim. Dolma kokoreç geldi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İçi full kokoreç dolu bunun. Dalıyorum ben. Görüyor musun ya? Ama olmuş. Ben burayı ilk defa denedim. Keşke daha önce keşfetseymişim. Gerçekten. Keşke bunu ilk defa değil de daha önceden keşfetseymişim arkadaşlar. Kokoreçe bayıldım. Çok güzel. Gerçekten kokoreçin tadına, lezzetine bayıldım. Çok iyi be. Tek şube burası var arkadaşlar. Önceden başka kendilerine ait şubeleri varmış, kapatmışlar. Yine burası devam ediyor. Hemen size söyleyeyim fiyatları. Bu dolma kokoreç kaç gram bu? Çok gram herhalde bu. Bu çok gram. 250 lira bu ama normal yarım ekmek kokoreç yerseniz fiyatı 100 lira. Güveç ne kadar? Güveçte kokoreçte 300 lira. Güveçte kokoreç daha hemen olmak üzere az kaldı. O gelince onu da yiyeceğim. Ben buna gömüm. Ya bu sende. Bu sende. Ben güveci bekliyorum arkadaşlar. Güveç geldiği zaman ondan da yiyeceğim. Ya bunu gömersem bugün burada video çekemem. Bak diyorum ya full. İçi full şu an. Her yer dolu. Hani mesela yıllardır kokoreç yememişsin ya da aylardır. Sporcusun, kokoreci çok seviyorsun ama 6 aylık bir değişim programını yemedin. Artık bir bozacaksın. İşte ben sana söyleyeyim bozacağın yeri. Gel burada boz, bununla boz. Ha, sen acısını baharatını ona göre söyle bu arada. Hani atıyorum başkasına bu benim yediğim acı gelebilir. Benim için okey bu arada. Onun ayarını siz bence ona göre söylersiniz. Ama kesinlikle denenmesi gerekiyor kardeşlerim. Güveç gelsin, ben yine buradayım. Evet, güveç geldi. Ustamız da elleriyle. Haydi bakalım. Öf, öf. Amo. İçinde yarım kilo kokoreç var neredeyse ustamının. Bir kilo mu? Bak bir de böyle ekmeği de şu şekilde yağladılar. Kalpli ekmek yapmış hanım. Eyvallah. O zaman otur Ege gel. Çatal mı? Olur, kullanalım. İlk defa bir kokoreçte çatal kullanıyorum şu an. Ama bunda kullanmazsan bitersin. Şunu da aldık. Oba, çatlıyor patlıyor valla. Benim ağzımın içi şey, teneke. Güveçte ilk defa yedim. Bu da bambaşka bir tatmış ha. Yaktık ama. Ağzı paramparça ettik. Ha böyle biraz baharat var. Hala yağlar atıyor. Biraz böyle baharatlandı. Hafif böyle çok güzel bir acısı var. Yağını bunun bak bunun öyle de güzelce yağlamış. Ekmeği de batıra 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 yersin. Ben bu dediklerimi yapamam. Yaparsam başka yerde yiyemem. Kardeşlerim zaten bol bol yedik de muhabbetimiz de ettik. Bir de çok tatlı güzel esnaflar. Usta falan bayağı eğlenceli. Fiyatları da söyleyeyim. Bunun da fiyatı 300 lira kardeşlerim. Yani bunu bir iki kişi harbi içinden geçer. Onu net söyleyeyim. Bu da porsiyonmuş arkadaşlar. Bu bir porsiyon. Büyük bir porsiyon. Eyvallah. O da bir porsiyonmuş. Şimdi görürken onu da göstereyim dedim. Haydi biz gittik.
Şimdi kavurmacı Göze'ye geldim arkadaşlar. Burası da yine tavsiye üzerine geldiğim bir yer. Bayağı popüler ve bilindik. Aslında bura eşrafında da çok biliniyor ondan sonra. Ve burada bir tane yarım porsiyon bulgur pilavı, yarım porsiyon kavurma. Bir de acılı naneli ayranları varmış. Ondan söyleyelim kardeşlerim. Onlar gelince ben de buradayım. Şöyle acılı naneli ayranla bir yerimizi açalım. Bu arada niye böyle küçük demeyin. Dediğim gibi yarım porsiyon söyledim arkadaşlar. Gerçekten gittiğimiz yerde böyle fazla fazla lezzetli olduğu için dayanamıyoruz, yiyoruz. Pamuk gibi bir kavurma. Anne evinde yapılmış gibi bir tereyağı. Ve tereyağlı pilav, bulgur pilavı. Ben görmeden acaba salçalı mı salçasız mı dedim. Bulgur pilavını bilmiyorum çünkü. Tam benim sevdiğim kıvamlarda, sade. Tabii ki meyhane pilavını da severim, böyle domatesli, soğanlı falan, ama bununla bu pilav çok güzel olmuş. Şöyle bir şey var. Pirinç pilavı da var. Ama ben bulgur pilavını tercih ettim. Yoksa pirinç pilavı da bulunuyor. Ayran gerçekten kendilerinin yaptığı, böyle taze nane kullanmışlar. Bu ferahlatır, rahatlatır da arkadaşlar. O acılı ama şey, yani böyle çok ayarında, hani kıvamında, benim Adana sokak lezzetlerinde içtiğim bir acılı ayran vardı. Şuralardan inen, Covid'i öldüren. Öyle değil. Böyle hafif şurayı böyle gırıklıyor, tatlı tatlı. Acı seven de sevmeyen de rahatça içer. Yeta istiyor mu? Gel gel. Nasıl? Gözün açıldı değil mi? Çok iyi abi, çok iyi. İyiymiş ya. Bu ekmeklerin tadına bakmak istedim de ben. Bence de gayet iyi. O zaman bir fiyat öğrenelim be. Fiyatı ne kadar bunların? He, bu az az 130 lira. Normalde kavurmanın porsiyonu 200. 255'e geliyor yani pilavla beraber az. Tamam. Bunun büyüğü olsaydı 255, bu 130. Ayran da 35 lira demiştiniz değil mi? Ayranın fiyatı da 35 lira arkadaşlar. Yani bu paraya verilip varsa denenebilir. Şehir dışındasın, İstanbul'a geldiğine bak. Şu an gönül rahatlığıyla şunu söylüyorum. Şu an gittiğim mekanlara kadar üçüne de gönül rahatlığıyla gidebileceğiniz yerler. Gerçek. Çıkışta yine bir genel hatlarıyla değerlendirme yaparım ama kardeşlerim. 10 numara yerler. O zaman biz gömük fiyatları da söyledik. Diğer yerle hemen hızlıca devam ediyoruz. Evet efendim, şimdi Kasap Osman'a geldik. Burası da arkadaşlar tarihi Hocapaşa lokantaları var hemen. Hocapaşa İşhanı falan. Burada zaten çok meşhur yemekçiler var. Kasap Osman da onlardan biri arkadaşlar. 64'ten beri kasaplıktan geliyor ve 40 yıldır da dönerci bu dükkan var arkadaşlar. Hem kasap hem de kendisi dönerci. Ve buradaki esnafların da direkt söylediği yerlerden birisi burasıydı. Ben böyle 2-3 tane dönerci çıkartmıştım buralarda gelinebilecek. Ve Kasap Osman da vardı. Kasap Osman'a, Sirkeci'de bulunan Kasap Osman'a gelmemi tavsiye ettiler kardeşlerim. Şimdi burada ortaya bir porsiyon söyleyeceğiz bir tane. Ortaya, tam buraya. Tam buraya söyleyeceğim iyi. Ortaya bir tane böyle şey söyledik. Bir porsiyon döner söyledik kardeşlerim. Ama ondan önce var ya 6 bardak çay içtim. Ya var ya lel oldum ya. Böyle bir yemek şekli yok maşallah. Bir de gittiğimiz yerlerde lezzetli ya. Lağmıyorum ya ye. Gidiyor ki yetmez mi abi? Yetmiyor kanka. Bak şimdi döner gelecek. Ağzımın yine su yaktı mesela. Yine su yaktı. Çünkü neden? Sahibi beyefendiyle videoya başlamadan çay içerken sohbet ettik bayağı bir. Kendisi eti anlattı. Kendini anlattı. Neler yaptığını anlattı. İşte %30 kuzu eti. Geri kalanı da dana eti. Nasıl terbiye ettiklerini falan söyledi. Aktı ağzımın suyu. Şimdi o zaman döner gelsin. Ben de buradayım. Döner geldi. Mikrofonum açık mıymış? Açıkmış. Bak bak bak. Şöyle gösterelim. Bir porsiyon dönerimiz. Ev patates kızartmamız burada. Yanında da şöyle. Kıyma değil bu. Bildiğiniz löp et arkadaşlar. Afiyet olsun. Sağ olun. Efendim gelin beraber olsun. İyi dönerci, tavsiye ederim burasını. Eğer yemeniz sahibi beyefendi geldi de. Benim bundan bir iki önceki videoya gidelim. Odun ateşinde ve normal ateşte yapılan et döneri yemiştim. Ve burada da odun ateşinde yapılan döner. İşte o iyi ete ayrı bir lezzet katıyor arkadaşlar. Yani bu böyle hafif, böyle is gibi bir tat geliyor böyle. Ama hafif yani böyle. Çok böyle. Abi buna ait bir lezzet var, tat var. Bu gerçekten çok yakışıyor. Egeciğim gel abicim. Çocuk video başlarken 62 kiloydu, şimdi 72 kilo oldu. Ev patates kızartması da tabii ki bizim olmazsa
olmazımız. Geldi mi o lezzet? Aldın mı odun ateşinin? Gerçekten güzelmiş bu arada. Sen kokusu var, daha kokusu var. Şimdi. Vallahi öyle. Harbiden öyle. Bunun özelliği o zaten. Çok güzel. Ben bu kokuya bayılıyorum. Bunu da dediğim gibi iyi bir odun ateşi yapan dönerci de ancak bulabilirsiniz. He? Yukarı göstereceğim şimdi. Kasabı gösterecek bize. Ama bizim hiç zaman yok. Biz yiyeceğiz. Bura üstte mi? He, yukarı mı? Kulaktan dolma değil yani. Eyvallah. Arkadaşlar ben yiyorum ya. Yemeğe devam ediyorum. Çünkü lezzetli bir şey denk geldiğinde ben bırakamıyorum. Ve ağzımda yemek varken konuşmak zorunda da kalıyorum işte. Yani bu tarz dönerleri nadir yersiniz arkadaşlar. Gerçekten böyle eski, bilen, kasabını hiç değiştirmemiş. İşte buradaki avantaj da buranın sahibinin kasap olması. Eti bilen adam, eti de düzgün yapıyor. Yaptığın zaman iyi eti seçtiğinde, doğru lezzetle buluştuğunda da yıllarca böyle meşhur, bilinen ve gelinen yer olarak bilinirsin arkadaşlar. Gerçekten lezzetli. Bu arada patatesi de sevdim. Sarı sarı çok güzel pişmiş. Çok güzel belli. Bu arada 210 lira bu porsiyonun fiyatı. Yanında da böyle bir tane salata ikram ediyorlar arkadaşlar. Bu lezzetle başlayan döner fiyatlarını ben size İstanbul için söyleyeyim bu kalitede arkadaşlar. 250 lirayla 280-300 bandına kadar gidiyor. Bak 250 başlangıç normali. Ben biliyorum işte videolarda daha çok. Ne kadar verdik ya? Heh, intibada 285 lira vermiştim hatırlayın. Yalan olmasın. 285 lira yakın. Parayla orası. Ondan sonra burada da 210 lira. Vermiştim diyorum da Allah var şimdi. Onlar ikram etti ama 285 lira dönerdi. Hani fiyatı oydu. Bu da 210 lira ve gerçekten de gayet başarılı. Yolunuz düşerse denemenizi tavsiye ederim. O zaman kardeşlerim diğer mekana doğru biz yola çıkıyoruz. Şimdi Hocapaşa pidecisindeyim arkadaşlar. Burası da 1964'ten beri yine burada sokağa ismini veren ya da alan diyebiliriz arkadaşlar. Bu arada değişik bir şey söyleyeceğim. Kasap Osmanlı'yla ilgili. Gerçekten de buranın muhtarıymış. 3 tane. Hani buranın muhtarıyım ben ya dedi. Ben tebessüm ettim. Hani eski esnaflar falan genellikle der ki buranın muhtarı olduk. Kar muhtarı gibi derler. Ve gerçekten de muhtarmış arkadaşlar. Beyefendi. Ve o da hatta buraya bu Hocapaşa pidecisine eti de benden alıyor dediler. Ve kime sorarsam da sorayım arkadaşlar. Pide için burayı söylediler. Biz de burada bir sürü çeşit var bu arada. Yani 15-20 kalem var herhalde değil mi Ege? Ben sayamadım ama 15-20 kalem pide çeşidi var ve biz de şu an kuşbaşılı söyledik. Normalde pastırmalı, kıymalı falan var. İnsanlar onu yiyormuş da ben mümkün değil. O kolesterol artı damar tıkanıklığı artı tansiyon hepsini paket eder. Kuşbaşılı pide ha? Çok çok et yedik evet. Kuşbaşılı pidemiz gelince ben de buradayım kardeşlerim. Camdan pipeti yok. O bura değildi. Buradan pipet değil. Burada direkt ele içe bak 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 çat 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 nasıl kesiyor gördün mü? Kral yanına turşuları da eklemiş. Öf. Ne yapacağız bir boğazımızı ya? Valla gittiğim yol yolu değil. En azından spora başlayaydın iyiydi. Spora başlayaydın iyiydi. Neyse bekliyoruz. Gelince ben de buradayım. Evet arkadaşlar kuşkaş geldi. Kuşbaşı kaşarımız ve ben de hemen bir tane şöyle yapıştırıyorum. Ege buna şaşırıyor musun hala? Diyor ki abi o kadar yedin hala iştahla yiyorsun diyor. Ulan Fırat Sobutay'ın olayı bu. Fırat Sobutay'ın özelliği bu. Yemek şuradayken bile iştahla yiyebilmek. Bak hatta bunu da üstüne koyarım. Şöyle. Ne demişim gibi oldu mu? Ege bir fiyat tahmin et. Ne kadar sence bu? 200. 180 lira. Kuşbaşı kaşarlının fiyatı da arkadaşlar pidenin fiyatı 180 lira. Gerçekten. Eti böyle sert değil, kayış gibi değil harbiden. Etine bayıldım ve içinde kullandıkları baharatı da çok ayrımda kullanmışlar böyle. Tatlı böyle, böyle hafif bir acılık var ama dediğim gibi bu çok çok az bir acılık var. Ve o sululuğu güzel böyle, yağ oranı güzel. Asla baymaz. Mesela şu an o kadar yemek yemiş olmama rağmen şu an yediğimde bile böyle rahatsız etmeyen böyle bir yağ. Onun için bunu yiyebilirsiniz. Gel, gel Ege'cim gel. Yok mu? Tokluktan ağlıyorum. Gel gel. Biraz sıcak. Nasıl kuşkaş? İyi mi? Çok dolu, çok dolu. 180 lira da arkadaşlar şu an bence okey fiyatlardan biri. Dolu dolu bir et var dediğim gibi. Büyüklük güzel. Gerçekten doyurur yani. Obur birini bile tek başına doyurabilir yani bu. Onu net söyleyeyim. Eğer böyle benim gibi buraya gelip böyle turlayacaksan, 2-3 mekan gezeceksen böyle 2 kişi ortaya söyleyip tırtıklaya tırtıklaya yersin. Hem de başka yerlerde de böyle yiye yiye gidersin kardeşlerim. Vallahi biz bunu gömmeye devam ederken bir videonun daha sonuna geliyoruz. Bugün Sirkeci'de bugün de neler yenir? Size çok iyi mekanlar, nadir bilinenler, çok bilinenler, tavsiye üzerine gidilenler, konuşamadım yemekten artık. Mekanlara gittik. Gerçekten bu gittiğim her
her mekan için söylüyorum bunu. Bak her mekan için abartsın. Bunu her videoda kullanmam bu cümleyi. Gittiğim her yere gözü kapalı gidebilirsiniz. Tostçusundan o menemen yediğim yere tut da işte kavurmacıya, pideciye, dönerciye, hepsine. Kokoreççiye, hepsine gönül rahatlığıyla gidebilirsiniz. Gerçekten lezzetleri çok güzeldi. Bakın bugün aşırı derecede fazla yemek yedim. Ama bir tane midemde yanma ya da bir ağrı olmadı. Ki benim mide bu konularda biraz hassas. Kesinlikle beni rahatsız etmedi. Onun için gerçekten bu gittiğim yerler harbi eski, kaliteli, çok güzel mekanlar. Birçoğu eski. Lig bakımından birçoğu eski. Bazıları eski değil. Ama lezzetli mi? Hepsi çok lezzetli. Fiyat performans olayı harbiden şaşırttı. Fiyatlar gerçekten bir turistik bölgeye göre özellikle daha da uygun. İstanbul için de fena değil fiyatlar. İzlediğiniz için de bize çok teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.